keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Ben nihayetinde İspanya'ya dönüyorum. Bugün valiz hazırlayacağım. Hem Instagram'dan bir soru kutucuğu açtım. Sorularınızı cevaplamak istiyorum. Hem de böyle sohbetli bir video olur diye düşündüm. Başlıyoruz. Ben böyle git gel yaparken diğer valizlerim hep kırılmıştı. O yüzden bu sefer gitmeden önce böyle yeni bir valiz takımı aldım. PP diye bir materyal. İşte böyle eğilip bükülebilen, kırılmaya karşı dayanıklı olduğu söylenilen bir materyal bu. Kanalda vize sürecinde belge hazırlığı yaparken size İspanyolca öğretmeye çalıştığım bir video var. Bırakırım izlersiniz belki. O videoyu hazırlarken böyle aman ne kadar kolay, hiçbir belge istemiyorlar, işte bu kadar basit olmalı falan diye takılıyorum ben. Sonra başvuru yaptım ve reddedim. Yani benim çalışma iznim var, oturum iznim var. Sadece gidip parmak izi vermem gerekiyor ve kartımı almam gerekiyor. Kartım olmadığı için bir vize türüyle gitmem gerekiyor. Bunu konsolosluğa bildirdiğim zaman EXT şeklinde bir vizeyle gitmen gerekiyor demişlerdi. Ben de ona başvurmuştum. Sonra bekle bekle bir türlü haber gelmedi. Mail attım kendilerine. İşte bir ay oldu, ne kadar beklememiz gerekiyor, sistemde çözüldü gözüküyor falan diye. Belki hatırlayanlarınız olur, bir hafta sonra çözüldü yazmıştı. Ben de hemen konsolosluğa gitmiştim. Sistemimizde bir arıza var, o yüzden şu anda size pasaportunuzu veremeyiz demişlerdi. Halbuki sistem yanlış gösteriyormuş yani. Neyse bir ay geçti. Daha sonrasında ben sistem böyle böyle gösteriyor, bir ay oldu. Nedir son durumlar, ne zaman pasaport alabilirim diye mail attım. Onlar da vizeniz reddiyede dediler, kabul edilmedi dediler. İşte İspanya'dan haber bekliyoruz, daha sonrasında pasaportunuzu alabilirsiniz. Ya da isterseniz pasaportunuzu direkt alın, başka bir vize türüne başvurun dediler. Ben de durumumu açıkladım, böyle böyle bir durumum var. İşte EXT'ye başvurun demiştiniz. Şimdi benim hangi tür bir vizeye başvurmam gerekiyor? Pasaportumu ne zaman alırım diye sürekli mail atıyorum. Bazılarına cevap verdiler, bazılarına cevap vermediler. Hangi tür vizeye başvurmam gerektiğini bir türlü yazmadılar ama. Daha sonrasında perşembe günü tekrar mail attım. Ben artık pasaportumu almak istiyorum çünkü çok uzun bir zaman oldu. Hangi vize türüne başvuracağımı bilmiyorum çünkü sayfanız hata veriyor. Sayfanıza girip bilgi edinemiyorum dedi. Daha sonrasında biz sizin başvurunuzu tekrar değerlendirmeye aldık diye bir mail geldi bana. Sadece işte gidişinizi, uçağınızı söyleyin dediler. Perşembe günü geliyor bu mail. Benim de normalde pazartesi günü, yani bir uçak rezervasyonu yapmıştım daha öncesinde. İptal ettim tabii ki onlardan haber gelmeyince ama böyle böyle bir durumum var. 14 Mart'ı almıştım ama daha fazla zamanla ihtiyacınız varsa ben yeni bir bilet alabilirim dedim. Zaten yok yani bilet. Neyse sonra vizeniz büyük ihtimalle yarın hazır olur dediler bana. Cuma günü bir mesaj geldi. Saat 12'de 2'ye kadar gelip alabilirsiniz dediler. Ben de buradan böyle koştur koştur babamla birlikte gittim. Vizeyi aldım. Önce bir red kağıdı verdiler bana. Dedim bu mu yani? Ondan sonra verdik vizeyi dediler. Neyse açtım, 90 gün kadar bir vize vermişler. Zaten buradan en fazla 90 gün verilebiliyor. Daha sonrasında yabancılar polisine gidiyorsunuz. Orada vizenizi uzatıyorsunuz. Benim de bu durumum aynı bu şekilde olacak. Madrid'e gittikten sonra parmak izi vereceğim. Daha sonrasında kartımı bekleyeceğim. Bu da yaklaşık 1 ay ya da 40 gün kadar alıyor. Sonrasında çalışma ve oturum izinlerim vardı zaten ama onun bir yılını Türkiye'de harcamıştım ben. Geriye 4 yılım kalmış oluyor. 4 yıl boyunca orada hem çalışma hem oturum iznimle birlikte kalabilmeyi umuyorum. Yani ilk aşamada bir süre kalabilmek için gidiyorum. Eğer olursa, becerirsem, hoşuma giderse orada kalıyor olmak, devam ederim diye düşünüyorum. Temelli bir gidişim yok yani. Neyse. Biz şöyle hafiften başlayalım. 20 kilo kadar bir böyle büyük uçak altı valiz hakkım var. Bir de kabin bagajına hakkım var. Eskiden Pegasus 8 kilo kabin bagajı bırakıyordum. Yine de böyle hani valizinizi kontrol ettirmediğiniz sürece ben hep 10-14 kilo kadar falan taşıyordum. Yani bir sıkıntı olmuyordu. Aynı zamanda bir de kişisel eşyalarınızı yanınıza alabiliyordunuz. Ama Pegasus son dönemde sadece bir adet parçaya izin veriyor. Yani bu kişisel eşyalarınız da olabilir, laptop çantanız da olabilir. Ya da böyle bir kabin bagajı olabilir. Ama iki tane parçaya kesinlikle izin vermiyor. Aynı zamanda bu tek parça için de eskiden 8 kilo kadar bir sınırları vardı. Şu anda herhangi bir kilo sınırı belirtmemişler. Yani benim anladığım bu küçük bir şeyi 20 kiloya kadar da götürebilirsiniz. Tabii ki bu valizlerin içerisinde 20 kilo kadar sığmaz zaten. En fazla sığdıracağınız 14, belki de zorlasanız 15 kilo kadar sığdırabilirsiniz. O yüzden buna dikkat edin. Birçok kişiden böyle yanlarında taşıdıkları küçük çantalar bile valizlerine sığmadığı için uçuk miktarlarda ceza kesmişler diyeyim. O sebeple dikkatli olun. Gideceğiniz havayolu şirketinin kurallarını mutlaka detaylı bir şekilde okuyun. Şimdi ben şunları bir aşağıya indireyim. Şöyle yapalım. Çünkü bunlar bana çok uzaktalar. Ben bunların hepsini ütülemiştim bu arada zamanında ama işte.
bunu hazırlarken de biraz Instagram'daki sorularınıza cevap vermiş olayım. Ünlü gör diyelim. İspanya'ya mı gidiyorsun ve gidiyorsan neden demiş. İspanya'ya gidiyorum. Çalışma ve oturum iznim var. Bir süre orada kalmayı planlıyorum. Yani bir iş ararım diye düşünüyorum açıkçası öncesinde. Bu işle gidiyorum, bu işi yapacağım, işte şu kadar süre kalacağım diye söyleyemiyorum. Gidiyorum. Bir süre iş arayacağım. Özel derslere devam edeceğim. İspanyolca derslerime devam edeceğim. İspanya'nın hangi şehrinde kalacaksınız? Madrid'de kalacağım. Okul öğretmenim yazmış. Benim de sorum var. Benim kızım ne yapacak oralarda demiş. Zaten uzunca bir süre İspanya'da kalmıştım. Daha sonrasında böyle pandemi falan olunca hiç dışarıya çıkamadığımız bir durumdaydık yani. Öyle olduğundan avukatlık ruhsatımı almak sebebiyle geri dönmüştüm. Hani zaten dışarı çıkamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Ben de avukatlık ruhsatımı alırım diye düşünmüştüm. Çünkü bir yıl yapmamız gereken zorunlu bir stajımız vardı. Bir yıl boyunca Türkiye'deydim. O stajı bitirdim. Avukatlık ruhsatı almaya hak kazandım ama ruhsat biraz gecikeceği için onu beklemeyeceğim. Direkt olarak İspanya'ya gideceğim. Yani orada yaşamaya devam edeceğim. Hangi şehre gidiyorsun? Yanına yazlık mı, kışlık mı çok alıyorsun diye bir soru var. Şimdi tam böyle mevsim geçişinde olduğumuz için hem kışlıklarımı götürmem gerekecek hem yazlıkları götürmem gerekecek. Ama çok da fazla bir kilo hakkım olmadığından birazdan eliye eliye gideceğiz. Ama Madrid çok sıcak oluyor yazın. Yani böyle 40-45 derece sıcaklıkları görebiliyor. Şu anda da soğuktur diye düşünüyorum. Yani gece bir dışarı çıksam yine montuma ihtiyacım olur. Donde vivimos Pandres demiş. Ailem benim Ankara'da yaşıyor. Ben de onlarla birlikte Ankara'daydım bir yıl boyunca. İspanya'ya çalışmak için mi gidiyorsun? İşte çalışmak için gidiyorum normalde. Yani çalışmak için gidiyorum da İspanya'da çalışma izniniz olmadığı zaman bir iş bulabilmeniz oldukça zor oluyor. Çalışma iznim olmadığı için iş bulamamıştım. O süreçte de ben gittiğim zaman 4 ya da 4,5 falandı yani. 1 euro 4 ya da 4,5 liraydı. Daha sonrasında işte böyle ani bir artışa geçti ve 10 lira olmuştu. Artık biraz sıkıntılı olduğu için ben de bir de dışarı falan da çıkamadığımızdan avukatlık ruhsatı için döndüm. Onu tamamlamak için dönmüştüm. Ben mevsim geçişinde gittiğim için kalın bir montum var. Onunla gideceğim zaten. Ankara'da kar yağıyor yani şu anda. Daha sonrasında daha kalın bir ceketim var. Ceketimi de yanıma alırım diye düşünüyorum. Yani hem ceketimi hem montumu yanıma alırım. Böylelikle valizde yer kaplamaz diye düşünüyorum. Çünkü hani küçük valizimin üzerine atıp montumu öyle sadece kalın bir ceketle havaalanında geçirebilirim. Hiçbir sıkıntı yaratmaz yani. Onun dışında böyle mevsimsel bir ceket alıyorum. Aynı zamanda daha sonra bu sefer bir sürü ceket aldım yani tamamen ceketlerle gidiyorum. Böyle ince yazlık ceketlerim var. Bir tane daha keten bir ceketim var orada. Sonra böyle tam ceket olarak değil de şöyle bir şeyim var. Bol bol ceket götürüyorum çünkü iş görüşmelerine falan da gitmek istiyorum aynı zamanda. Yani bu sefer bir iş kovalayabilirim çünkü çalışma iznim var. Çalışma izniniz olmadığı sürece birinin size iş verebilmesi ya da bir şirkette işe girebilmeniz bir hayli zor oluyor. Bu sefer benim çalışma iznim olduğu için daha rahat ederim diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha resmi kıyafetler götürmek istiyorum yani ki böyle görüşmelere falan giderken sıkıntım olmasın. Aynı zamanda yazın ciddi manada çok sıcak olduğu için ve ben büyük ihtimalle yazın sonuna kadar dönmem diye düşünüyorum. Çok ince parçalar da götürmem gerekecek. En çok beni yoran şey ayakkabılar yani... Bir topuklu bot götürmek istiyorum ama havaalanında da bununla gezmek istemiyorum. Onun dışında siyah babetlerim var. Spor yaparım diye düşünüyorum. Bir spor ayakkabı aldım. Bir de sandaletlerim var yani. Bunların hiçbirini şu anda havaalanında giyemeyeceğimden bir de giderken yanımda böyle topuğu olmayan daha rahat bir botla giderim diye düşünüyorum. Çünkü hava ciddi manada soğuk şu sıralar. Şimdi büyük valize sadece 20 kilo hakkım var. Küçük valize istediğim kadar doldurabilirim. O yüzden onu daha ağır parçaları koymak istiyorum. Ama burada böyle banyo malzemelerim var ve şimdi bunların içerisindeki bazıları 100 milimden daha fazla. Orada hepsini tek tek aç sıvılara bak falan bu muhabbetlere girmeyelim diye bunu büyük valize koyacağım. Pantolonlarla devam edeyim. Size bir katlama hilesi de göstereyim bu arada. Bunları böyle şöyle aşağısından tutup zaten bu kırışmayan bir kumaş ama böyle rulo haline getirirseniz hem valizde daha kolay bir şekilde yerleştirebilmiş olursunuz. Hem de kırışmalarını da önlüyorsunuz. Paylaşımların orada devam edecek mi? Orası için planların neler? Herkes planlarımı sormuş. İşte bir planım yok yani. İş arayacağım. Ve İspanyolca ders vermeye devam edeceğim. Paylaşımlarım da devam edecek. Hatta daha çok paylaşımda bulunurum diye düşünüyorum. Çünkü burada sadece İspanyolca'ya yönelik paylaşımlar yapabiliyorum ama orada hani orada hayat nasıl, işte market fiyatları nasıl, kıyafet fiyatları nasıl, İspanyollar dışarı çıktıkları zaman neler yaparlar, merkezde neler yapabilirsiniz, hangi restoranlara gittik, işte ne bileyim neler yaptık, bunların hepsine dair içerikler üretebilirim. O yüzden
paylaşımlarımız artarak devam edecek. İki tane pantolon aldım. Bunların ikisi de kumaş. Giderken de bir pantolon giyeceğim. O da yine kumaş. Sonra da etek götüreceğim bol bol. Çünkü yine hem yazın giyebilirim hem kışın giyebilirim. Kışlık eteklerimi saymazsak tabii ki. İspanya'da videolar gelecek mi demiş. Dediğim gibi yani daha fazla paylaşım bile yaparız. İspanya'ya 3 şey götürme hakkınız olsa ne götürürdünüz? İyi ki 3 şey değil de ben bunu birazcık düşüneyim videonun sonuna kadar sonunda söyleyeyim. Bir sorusu gelmemiş ama son dönemde bana çok sorulan bir şey var. İşte çok mu zorlaştı yurt dışına çıkmak? Herkes red yiyormuş yani. Red almamak için neler yapmamız gerekiyor? Nasıl gidebiliriz? En kısa yoldan nasıl gidebiliriz? Falan gibi sorular geliyor. Şimdi bunların bir sürü farklı çeşitleri var. Yani hani oraya gidip ne yapmak istediğinize bağlı. En kolay yoldan dil okuluyla gidebilirsiniz. Ama o kadar ücret ödemek istemiyorsanız eğer, o kadar ücret ödeyebilecek halde değilseniz turist vizesiyle gidebilirsiniz. Ama turist vizesiyle gitseniz de bankanızda yüklü bir miktar para görmek istiyorlar yani. O yüzden özellikle gençseniz mesela, işte döndüğünüz zaman burada bir işe devam edebileceğinizi garanti edemiyorsanız, bankada yeteri kadar paranız yoksa eğer, tabii ki de red diyorsunuz haliyle. Çünkü bunları görmek istediklerini net bir şekilde belirtmişler. Ama bunları rahat bir şekilde belirtebiliyorsanız, bu şartları sağlıyorsanız o zaman zaten turist vizesinin verilişi 2 haftayı geçmiyor. Rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ama özellikle kısa dönem bir şekilde gitmeye çalışıyorsanız o belgeleri elde etmek daha rahat olsa bile diyeyim. Bunları daha fazla ikna etmeniz gerekiyor. Yani ben ülkenizde kalmayacağım, tamamen tekrar Türkiye'ye döneceğime ikna olmaları gerekiyor. Gittik diyelim, orada nasıl çalışırız diye sorular geliyor. Şimdi turist vizesiyle giderseniz zaten orada bir çalışma izniniz olmamış oluyor. Yani herhangi bir çalıştığınız yerde illegal bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Çalışıyor oluyorsunuz diyeyim yani. İllegal çalışanlar yok mu? Var, ama bu riske girer misiniz bilmiyorum. Bu da tamamen size bağlı. O yüzden hani gidilebilmek için bir sürü seçenek var. Hangisini seçersiniz? Tam olarak istekleriniz neler? Bunlar kişiye göre çok fazla değişeceği için. Mesela ben bir turist vizesiyle gideyim de orada illegal bir şekilde çalışayım. Ne bileyim, bir yerlere bir şekilde gelebilirim. Herkes tutunuyor şeklinde ilerleyemedim. Çünkü ben orada denklik yaptım. Yani burada hukuk okumuşum. Orada gidiyorum, hukuk denkliği alıyorum falan. Gidip de yerde illegal bir şekilde çalışmak benim için iyi olmazdı. Hoş bir seçenek olmazdı. O yüzden bunu kendi özelinizde düşünmeniz gerekiyor. Ben ne yapmak istiyorum? Ne kadar süre kalmak istiyorum? Herhangi bir işte çalışabilir miyim? Mesela nerede çalışmak istediğiniz de önemli. Bu işi çabuk bir şekilde bulamazsam eğer, o süreçte geçimimi sağlayabilecek bir şeyim var mı? Bunların her biri her kişiye göre değişkenlik gösteren şeyler. Yani bunların her birini kendi özelinizde düşünmeniz gerekir. O yüzden buna net bir şekilde cevap veremiyorum ne yazık. Ama turist vizesiyle şartları sağladığınız zaman 2 hafta içerisinde rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Neden İspanya'ya gidiyorsun soruları var. İşte bir şekilde bir süre orada yaşamak istiyorum. O yüzden İspanya'ya gitmek istiyorum. Geleceğim için de orada bir iş bulmak benim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda işte çok daha güzel ülkeler var. Ekonomik anlamda çok daha iyi ülkeler var. Neden oralara gitmiyorsun diye sorular geliyor. Ama hem İspanya artık alışık olduğum, arada bir bağ kurduğum bir ülke. Hem de ekonomik anlamda Kuzey Avrupa ülkeleri kadar güçlü bir ülke olmasa dahi ki işsizliğin falan yoğun olduğu bir ülke. İşte Madrid'de kiralar, geçen bir video çekmiştik belki biliyorsunuz, yüksek yani. Hani böyle bir ülke olmasına rağmen İspanya çok güzel bir ülke. Yani ekonomik olarak düşünmediğiniz zaman ciddi anlamda çok güzel bir ülke. Bir kere iklim olarak tamamen bize benzeyen bir ülke. İnsanlar olarak da yine cana yakınlar yani. Kendimi de güvende hissettiğim bir ülke açıkçası. Çok fazla büyük problemler yaşayacağımı düşünmediğim bir ülke. O yüzden ekonomik olarak sizi tatmin etmeye olabilir. Yani tamamen daha fazla parayı kazanmaya yönelik bir ülke değiştirme amacınız olabilir. Benim böyle bir amacım yok. Ben daha rahat bir şekilde yaşamak istiyorum. Güzel bir ülkede yaşamak istiyorum. İkliminin iyi olduğu, işte kafama göre çıkıp gezebileceğim bir ülkede yaşamak istiyorum. Bir de euro olarak kazanabilirsem, orada bir iş bulabilirsem tabii ki benim için çok çok daha iyi olacaktır. O yüzden İspanya'yı tercih ettim. O yüzden oraya gitmek istiyorum. Bunları da kendiniz yine değerlendirirsiniz. Orada avukat olarak mı çalışacaksın diye bir soru var. Orada avukatlık yapabilmek için bu yaptığım denklikten sonra, lisans denkliğinden sonra bir master yapmam gerekiyor ve daha sonrasında bir sınav var, avukatlık sınavı var. Buna girmem gerekiyor. Ve ben artık yani şu anki aşamada diyeyim, ders çalışmaktan çok yorulmuş bir haldeyim. Tekrar ders çalışmak istemiyorum. Hele İspanyolca hukuk çalışmayı hiç istemiyorum. Çünkü ciddi derecede ağır. Yani Türkçe çalışmak bile ağır zaten. Bir de İspanyol dilinde çalışması ciddi manada çok daha zor, çok daha ağır bir bölüm. O yüzden master yapmak istemiyorum. Ama avukat olamasam bile orada danışman olarak çalışabiliyorum. Türkiye'den
İspanya'ya göç etmek isteyenlerle, oraya gelmek isteyenlerle, iş kurmak isteyenlerle bu şekilde de çalışabilirim. Böyle bir avantajım da var. Belki bunu değerlendiririm. Belki de tamamen hani Türk şirketlerle ve İspanya'da iş yapmak isteyen şirketlerle çalışabilirim. Tam olarak ne yapacağımı bilmediğim için hani gittiğim zaman bunu zaman gösterecek, süreç gösterecek. Bir YouTube ekipmanımı da götürmek istiyorum. Mesela tripodumu götürmek istiyorum. Daha küçük bir tripodum var, çok daha ağır. Onu götürmek istiyorum falan ama yer kalmayacak büyük ihtimalle. Şimdi bu aralara tohumlarımı yerleştireceğim ama umarım bunlar da neymiş böyle diye bunları açmazlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane almıştım. Aynen bir de bodur fasulyelerim var. Yüzmeye giderim diye işte böyle bir gözlük almıştım. Bir de bunun kulak tıkacı var. Onu da buraya koymuş olayım. Onlar da şöyle kırılmasın. İhtimali azaltalım. Bunu şununla saralım. Büyük valizi bitirdim. Küçük valize geçeceğim. Küçük valize de daha çok böyle işte ağırlık yapabileceğini düşündüğüm şeyler var ama büyük valizi çok doldurduğumu düşünüyorum yani. Burası büyük ihtimalle 20 kiloyu çoktan geçmiştir. Ayakkabılarımın altı temiz. Bunları böyle kullanabiliriz. Ayakkabılarım da temiz. Bunların içerisine çorap koyarım büyük ihtimalle. Hem yer kaplamamış olur hem de ayakkabılar bükülmemiş oluyor böylelikle. Evet götüreceğim. Bu da temiz sayılır. Böyle koyabiliriz. Son olarak bakalım sorularımız var mı? Turistik gezi içinde sınırlar açıldı mı? Test ve benzeri isteniyor mu? Aşı olmanız gerekiyor. İki doz aşınız varsa problem yok. İki doz aşınız yoksa da PCR testi istiyorlar hala. İspanya'da kendi işinizi mi yapacaksınız? Bir de gitmeden İspanya hakkında bir fan buluşması denilmiş. Ama çok zaten kısa bir süreye denk geldi. Yani cuma günü aldım ben pasaportumu. Çarşambaya bilet aldım. Bugün cumartesi işte valiz hazırlıyorum. Sonra biraz ailemle vakit geçirmek istiyorum. Aynı zamanda pazartesi salıda ders vermeye devam edeceğim için, çalışmaya devam edeceğim için biraz yoğun geçecek benim için. Ben de buluşmayı çok istiyordum aslında ama bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim yani. Kitabınızdan da getiriyor musunuz Madrid'e gelirken? Buradaki takipçilerinizin bence çok ihtiyacı var demiş. Evet, kitabımdan da götürmem lazım. Kitabımdan koymayı unuttum. Şuraya biraz kitap eklemiş olayım. Size süreci ve İspanya'ya eğitim, staj veya iş amaçlı gidilebilecek yollardan bahsedebilir misiniz? Eğitim olarak yüksek lisansla gidebilirsiniz, Erasmus'la gidebilirsiniz, dil okuluyla gidebilirsiniz. Eğitim vizelerini bu şekilde alabilirsiniz. 90 günden fazla vize alabilirsiniz böylelikle. İş amaçlı gidebilmek için de direkt şirketlerle iletişime geçmeniz gerekiyor. Bu yol biraz daha zor açıkçası. Yani sizi kabul edebilecek bir şirketin olması gerekiyor. Veya kalifiyeli bir eleman olmanız gerekiyor ki hani o şirketin size ihtiyacı olduğunu belirtebilsin o şirket. Bunu kanıtlayabilsin. Öyle gidebilirsiniz. Vize süreci de bunların her birine yönelik farklı işliyor haliyle. Bu kadar. Biraz kitap ekleyeceğim şimdi. 6-7 tane kitap koyarım diye düşünüyorum ya da koyabildiğim kadar kitap koyarım. Onun dışında 3-5 tane eksiğim kaldı. Onu da 2 valiz arasında bölüştürürüm. Bence gayet başarılı oldu. Yani bunun 15 kilodan daha fazla olacağını tahmin etmiştim. Hatta belki 20'yi geçer diye korkum vardı. Ama valiz küçük olduğu için sanıyorum çok da büyük bir sıkıntı yaratmadı bana. Aynı zamanda valiz çok iyi. Yani giderken falan mesela bu PP diye geçiyor bunun malzemesi. Kırılmaz, böyle eğilip bükülebiliyor. Soğuk hava şartlarında denenmiş falan. Aynı zamanda böyle 8 tane de tekeri var valizin. Ben ilk kez test edeceğim böyle bir valiz ama eğer olumlu olursa görüşlerim onları da size bildiririm. Çünkü hem şu tekerinin kalın olması hem çok güzel dönebiliyor olması. Yani yolculukta gerçekten işinizi hafifletecek, yükünüzü hafifletecek şeylerden oluyor. O yüzden bu valiz hakkındaki görüşlerimi de daha sonraki videolarda ya da Instagram üzerinden bildiririm. Bugün bu işleri hızlıca bitirmek istediğimden İspanyolca dair bilgiler veremedim ama yolculuk vlogu yaparız mesela. Oralarda yine İspanyolca öğrenmeye devam ederiz. Yine dediğim gibi Madrid'e gittiğim zaman çok daha fazla video çekmek istiyorum. Oradaki gösterebildiğim kadar şey göstermek istiyorum yani. Birlikte gezeriz videolarımızda. İşte birlikte öğrenmiş oluruz aynı zamanda. O şekilde videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.